Ya böyle millet hani hevesinizi kıran arkadaşlarınız vardır ya. Şimdi başlamadan bir hikaye anlatayım. Ya yani iki çeşit arkadaş vardır insanın hayatında. Bir tanesinin çok zararlı olduğunu çok çok sonra fark edersiniz. Atıyorum çok sigara içiyorsunuz. İki tane yakın arkadaşınız var. Diyorsun ki kanka ben sigarayı bırakıyorum. Bir tanesi diyor ki heh ya bırakırsın diyor mesela. Tamam bu en samimi olduğun arkadaşın. Diğeri diyor ki olur kanka beraber bırakalım. Ben de zaten azaltacağım falan filan. Hani şey içmeyiz. İşte atıyorum evde içmeyiz. Balkonda içeriz yavaş yavaş. Azalır. Atıyorum ya da işte bir saatte bir içeriz azaltırız diyor. Şimdi sen ah ya bırakırsın diyen arkadaşla daha samimisin. Aran daha iyi çünkü seninle çok samimi. Fakat içten içe sana yardımcı olmuyor. Senin bencilliğini istiyor. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Şu an kendisiyle görüşmüyoruz. Ya o kadar saçma sapan şeyler yaptırdı ki bana. Tabii ki de bunun belli bir flashback gibi oluyor böyle. Belli bir yaşa geldikten sonra bunları anlıyorsun. Ya en basitinden diyeyim. Diyorum ki kanka işte şuraya gidelim. Ya kanka orada ne yapacağız? Ya işte atıyorum evde oturmayalım. İşte dışarı çıkalım. Öğrenciyiz Eskişehir'de. Dışarı çıkalım. Ya ne olacak işte kim? Ya ulan diyorum hani güzel kızlar var. 3-5 kız görelim. Hani 18-19 yaşında adamlarız. Yok işte evde kantor oynayalım bilmem ne yapalım. Böyle böyle soyutlar sizi kendi istediği olsun diye. Sonra bir gün şey oldu böyle. Bu hakikaten anlatırken çok utandığım bir hikaye. Ben 18 yaşındayken tam bir geri zekalıydım. Hakikaten yani malın önünde gideniydim ben. Çok büyük mallıklarım oldu. Size onlardan bir tanesini şu an kimseye anlatmadım bunu. Utanarak anlatacağım. Abi internetten bir kızla tanıştım. O zamanlar da böyle internetten yani kızların böyle 5-10 tane fotoğrafı yok tamam mı? Bir tane fotoğraf var o da profil fotoğrafı. İkincisi yok yani. Yonca mıydı? Unitent. Neyse bir tane web sitesi vardı o zamanlar hatırlamıyorum şimdi. Abi kızın boyu uzun. Yani 1,83 falan ben 1,80'im 1,83 falan böyle ince. Ya belli kız sporcu tamam mı? Şimdi o zamanki kafayla sporcu diye bakmıyorum ben olaya. Yani kız bilmem ne kolejinde basketbol oyuncusu belli yani. Kolej zengin bir kız. Kızın da biraz elmacık kemikleri çıkık. Neyse işte kız yazıyor cevap atıyor falan. Yani eli yüzü düzgün bir kız. Buradan kendisi izliyorsa çok selamlar. Hani şu an biraz sonraki hareketim için kusura bakma. Yıllar sonra belki böyle bir gerçeği anlayacaksın. Belki hatırlamıyorsundur bile beni bilmiyorum. Ben dedim aa benim kanka işte kız bana cevap attı falan filan. Biraz konuşuyoruz böyle işte havadan sudan. Bize o zamanlar da böyle hani saçma sapan konuşmalar yapıyorum işte. Hani kızı MSN'e çağırıyorum. MSN'e daha çağıramıyorum. Hani ergenlik işte hani bilmiyoruz yolu oradan. Gösteren bir abimiz de olmadı. İşte kızla konuşuyorum konuşuyorum. İşte böyle şey yani kızın muhabbeti de iyi. Böyle sardı hani konuşurken mutlu oluyorsun. O zaman işte atıyorum saat 4 gibi cevap yazarım diyorsun kıza yarın. İşte o 4'te internet kafeye gidip cevap atman falan gerekiyor. Eski zamanlar. Geldi. Dedim işte yanıma oturdum. Sözde en yakın arkadaşım ya o zamanlar. Dedim kanka bak dedim kıza böyle yap. Kanka bu kız değil. Travesti. Eskişehir'de bunları biz çok gördük. Ulan bak mallığa bak. Ben bu lafı duydum. Yemin ediyorum kıza şöyle bakmaya başladım. Elmacık kemikleri çıkık. Zayıf. Uzun boylu. Lan diyorum Adem elması da vardır. Baya böyle etkilendim tamam. Ya büyük mallık ya yaptım. Neyse bir yandan da diyorum ki lan öyle şey mi oluyor lan biz yani normal insan evladı gibi kızla konuşuyoruz işte şey. NBA maçları falan filan soruyorum ben kıza basketbolcuyum falan filan dediği için neyse. Dedim buluşalım. Bu diyor ki İşte diyorum ben işte kızla buluşacağım. Adı Buket olsun. Şu an atıyorum Buket değil adı. Dedi ki kanka o travesti ya boş ver. Bilmem ne. Diyorum ki saat 4'te cevap atmaya gideceğim kıza işte internet kafeye. Neyse işte hani dışarıdayız oturuyoruz bir kafede. 4'te cevap atacağım. Kız bilgisayar başındadır. Ya kanka travestiye cevap atacaksın. Gel batak oynayalım bilmem ne böyle. Hep böyle hani ulan at gel 15 dakikamızı almaz demiyor pezenk. Şimdi ama ayıkıyorsun tabii bunları. Yaşın büyüdükçe ayıkıyorsun. Yok atma yok olmaz. Lan sana ne anasını satayım. Kız da belli ki muhabbeti sarmış. Neyse abi gittik. Ben en son işte buluşmayı aradım. Tabii o gün işte 4'te mesaj atmadım. İşte atıyorum gece 9'da attım, 8'de attım. Neyse dedim işte kusura bakma böyle böyle. Yok işte sıkıntı değil. Rızık kız da beklemiş hiç unutmuyorum. Dedim işte bir hani kahve içelim bir gün. Varuna diye bir kafe vardı. Eskişehir'de Kanatlı AVM'nin karşısında o zaman Kanatlı AVM bile yoktu. Şimdi Köfteci oldu hatta. Dedim orada buluşalım. Neyse ben 6,5-7 sene oluyor sigarayı bırakalı. O zamanlar çok sigara içerdim. Aşırı çok sigara içerdim. Dedim saat 1'de Varuna'da üst katta olacağım ben. Zaten dedim hani görürsün tanırsın. Tanırım tabii falan filan. Neyse gitti. Arkadaşlar şey diyor hala. Kanka ne yaptın? Travestiyle mi buluşacaksın? Böyle içten içe şey zannediyor. Hani yok işte diyor ki testereye benziyor. Testere karakteri var ya elmacık kemikleri çıkık. Nasıl diyeyim bilmeyenler için. Edison Cavani var ya şu an futbolcu Paris Saint-Germain'deki. Ha kız ona benziyor. Cavani yani. Ama Cavani'den güzel. Neyse Cavani'ye benzemiyor. O kadar çirkin değil. Yok. Kız güzel ama elmacık kemikleri çıkık. Neyse. Saçını da arkadan topluyor. Top at kuyruğu yapıyor. Önden bakınca da böyle kız benden yakışıklı yani. Nasıl devam anlatayım artık bilmiyorum. Kızın hakkında da böyle kötü konuşmak için elimden geleni yapıyorum şu an şu hikayeyi anlatmak için de. Olmuyor gibi. Ben işte heyecandan sigarayı yedim. Ben böyle hep buluşmalara işte bir 15-20 dakika erken giderim. Abi sigarayı ben içtim içtim içtim. Benim sigara bitti. Lan kalkacağım ya kız gelirse. Ya gelir beni bulamazsa. İşte gittim. Sigara alacağım. Tam kapıdan çıkacağım. Dedim ki yani 5 dakika falan bekler en fazla. Koşar gelirim. Tak kız geldi. Gördüm ben. Aa dedim gel üst kata geldi. Şimdi kıza yeni geldi. Sigara içiyor mu içmiyor mu bilmiyorum. Sporcu ya kız. Hani yanında sigara içmeyeceğiz. Dedim işte konuşuyoruz falan. Bayağı da muhabbeti, sohbeti keyifliydi falan. En son artık dedim dayanamadım. Ya dedim ki 5 dakika beklesen sigara içsem olur mu ayıp olur mu dedim. Bir yandan da kızdan şey kullanıyorum ha böyle lan traveste çıkmasın acaba falan filan de. Çünkü hakikaten yani burada ağzıma s**acak da ne bileyim o zaman hiç sporcu kız görmemişim yani. Ergenlik, mallık ne derseniz deyin.
Kızın sesi biraz kalın benden. Ben daha kibarım. Ve şey artık hani saplamentlerden mi neyse spordan mı ne şey böyle yapılı da bir kız. Zayıf gözüküyor ama şey yani kaslı. Basketçi kız yani bildiğiniz basketbol oyuncusu. Dedi ki bende var sigara. Dedim sen sporcusun ya. Ya tek tük içiyorum dedi tamam mı? Bak yemin ediyorum. Dedim ki bir tane verir misin o zaman? Ne içiyorsun diye sormadım kıza ayıp olur diye. Ben de hani öğrenciyim. Ne içiyor? O zaman işte bir şey soft içiyordum diyelim. Şimdi yoktur piyasada. Kız bir çıkardı paketi bir uzattı. Maltepe yazıyor. Pakete baktım. Kıza baktım. Bak yemin ediyorum. Sonra bir daha pakete baktım. Dedim ki çıkar da gölgesinde serinleyelim reis dedim ya. Kesin dedim bu kız Maltepe içen kız mı olur a**ına koyayım dedim. O noktadan sonra dedim ki bu kesin %100 travesti. Geçmiş olsun. Saplar bize. Neyse dedim ben bundan kaçayım. Neyse bir şey oldu. Muhabbet oldu. Ya işte yarım saat daha oturduk oturmadık ama ben kızı hakikaten duymuyorum artık. Ben kapattım böyle şeyi. Dedim reis dedim ben kalkıyorum artık. Böyle böyle. Ya işte ne zaman buluşalım falan dedim. Konuşuruz internetten. Telefonumu vereyim dedi. İnternetten konuşmam dedim. Ya s**t dedim. Telefonunu almayayım şimdi. Ne olur ne olmaz s**t. Gece bir yere çağırır. Saplar maplar diye. Öyle muhabbet işte. Sonra Eskişehir'de bu muhabbet mevzu geçti. Ben bu kızı hiç aramadım, sormadım. O siteye girmedim zaten. O zaman şöyleydi. Cevap attın. İki kere cevap atmazsan kimse bir şey yazmıyordu. 200 sene sonra gördüm kızı. Kız da bayağı Charlize Theron gibi olmuştu yani 200 sene sonra gördükten sonra. O zaman dedim ki bu a**a kodum yakın arkadaşın dedim. Dinlemeyeceksin demek. Kendi kararına göre hareket edeceksin. Çok pişman olmuştum. Yani kısadan hisse. Aslında iyiliğinizi düşündüğünü zannettiğiniz arkadaşlarınız, çok samimi olduğunuz arkadaşlarınız her zaman sizin iyiliğinizi düşünmez. Kendi bencilliklerini ön plana çıkar koyarlar. Ve maalesef bunu belli bir yaşa kadar hiçbir zaman göremezsiniz. Belli şeyleri işte bunun gibi olaylar silsilesi olduktan sonra. Bu tabii ekstrem bir olaydı. Bunun gibi saçma sapan olaylar olduktan sonra fark ediyorsunuz. Ve o insanın aslında sizi içten içe çürüttüğünü anlıyorsunuz. Yani dikkat edin. Bir abi nasihat olarak ya da hatta şu an etrafınızda bile vardır yani. Yani özetle WhatsApp'tan bir dürtün bakalım. Sigara kullananlar ya da işte başka bir diyete başlayacaklar. Neyse ne. Hani en yakın arkadaşınızdan bir yardım isteyin bakalım. Size ne cevap verecek? Ya bırakırsın yazan adamın bir kere hakikaten bir dikkatli davranın derim. Konuşmalarınızı bana Instagram'a DM'den atın bakalım. Kimler aslında bencil arkadaşlar. Belki o bencil sizsiniz bu arada. Onu söyleyeyim. Hani o da olabilir işin kötü tarafı. Ona göre arkadaşlarınızın kararlarına biraz saygı duyun. Israrcı olmayın. Dikkat edin derim. Yoksa yıllar sonra dalak olarak anılırsınız. Allah muhafaza. Evet. Buradan da Buket eğer izliyorsa kusura bakma ya. Hakikaten ben seni travesti zannetmiştim. Saçma bir bahane ama vallahi billahi. Yani işte arkadaş etkisi diyelim. Ben şeyi hatırlıyorum. Biz küçükken bu şey oldu. İlk bu elektrikli süpürgeler işte torbalıdan şey daha doğrusu kovadan torbalıya geçtiği zaman onu böyle basardın. Şimdi hala var da hani kabloyu böyle geri çekerdi. Bir gün dedik ki arkadaşlar işte bizimkiler böyle yeni aldı süpürgeyi işte. O zaman Arçelik marka mı ne? Diğer arkadaşlar da almış komşular. Dedim böyle böyle şey süpürgeye basıyorsun çekiyor falan. Tabii teknolojik geliyor bize. Oynuyoruz sürekli onunla. Dedik ki kimin süpürgesinin kablosu daha hızlı çekiyor. Kapıştıralım. Süpürgeleri aldık. Aşağıya indik apartmanın önüne. İşte kabloyu uzatıyoruz. Bir anda 3-2-1 ince basıyoruz böyle. İki süpürgenin de kablosu çekiliyor. İşte ilk bitiren kazanıyor. Böyle oynuyoruz, eğleniyoruz falan. Bir bok da yapmıyoruz ama hani süpürgeyi yani çalıştırmıyoruz zaten. Elektrik de yok. Sonra bizim arkadaşın annesi bir geldi. Annem çalışıyordu. Yani ben yine takıyordum da. Bir dövdü çocuğu. Ben kaçtım zaten. Ben süpürgeyi aldım böyle. Arazi oldum. Zaten kaçamadı. Bayağı bir dayak yemiştik. Sonra anneme de söylemiş. Bununla yarıştırıyor falan diye. Çok fena dayak yemişti öyle. Ama güzel yarıştı. Bu arada dolandırıcılık demişken size bir hikaye anlatacağım. Öyle kapatalım ondan sonra. Benim üniversitede bir arkadaşım var. 130-140 kilo bu neydi çocuk böyle. Bayağı yarma gibi. Bir gün işte babası önlem almak için şeydi işte. O zaman da fotoğraf gönder diyor da işte MSN'den falan fotoğraf yolladık böyle işte. Normal kamerayla çekiyor. 720p bir kanal makinemiz vardı. Dedi ki işte tartılı her gün kilo gönder işte her hafta başı bir tartılı kilo gönder. Kaybettiğin her kilo için 50 TL para göndereceğim sana. Ananı s**eyim böyle. İlk başta çocuk biraz hani şey diyet yaptık falan filan böyle. 2-3 kilo verdi. Aldı böyle 100-150 lirayı. Baktık şey kilo veremiyor. Dedi ki işte kanka benim şu işte ayakkabıyı giysen sen çıksan çanta ya da çorabı giysen falan. Şey tartı kapının dışında duruyordu bizim evin. İçeri almıyorduk. İşte ayakkabıyı giysen sen çekilsen falan filan muhabbeti yaptı. İyi kanka çekiliyorum böyle. Hani işte biraz ağırlık koyuyoruz ya da işte önce o çekiliyor biraz böyle yükleniyor domuzundan 2 kilo indiriyoruz falan filan. Böyle 100-150 her hafta geliyor tertemiz. Geldi. Ne oldu amına koyayım? Yaz geldi. Bu yaz geldi. Bu pezevenk hala 130. Hadi 125 kilo olsun. 5-6 kilo vermişti. O bir gitti. Ses yok. İşte o zaman hani böyle sürekli chatleşemiyoruz. SMS atıyorsun işte. Arayacağım kankası. Ya akşam arıyor işte. Ne yapıyorsun? İşte çalışıyorum. Peder beni bir işe soktu falan. Ama böyle şey moral bozuk yani. Allah Allah falan. Amasya'daydı. Bir geldi. Herif hakikaten 92 kilo. Bütün yaz it gibi oto yıkamacıya vermişler çocuğu. Ve it gibi çalıştırmış babası. A**a koymuş benden aldığım bütün paraları ödeyeceğim diye. Tığ gibi geldi. Bir şekilde buradan kısadan ise şu. Dolandırıcı da olsanız bir gün kötü girer bir şeyler diyorum. Benim babam köyde büyümüştü. Köydeki de böyle hatta o zamanlar tek okuyan çocuklardan bir tanesiydi. Tek tük okuyanlardan bir tanesiydi. Ve ayakkabı kavgası işte amcanlarla ayakkabılarını paylaştığını falan da bilirim. Hatta şöyle bir anım var. Küçükken böyle Adidas koşu ayakkabısı gördüm. İşte böyle yeni yeni çıkıyor piyasaya işte 90'lar falan bir de daha biz yeni yeni görüyoruz bilmiyorum tabii. Çok böyle orta halli bir ailenin çocuğuyum ben. Yalvardım dedim ki koşu ayakkabısı çıkmış koşu ayakkabısı istiyorum böyle. Koşu ayakkabısı çıkmış koşu ayakkabısı istiyorum. Zannediyorum ki gerizekalı gibi. Koşu ayakkabısını giyersem hızlı koşacağım.
Yani öyle bir kafam var, bilmiyorum. Neyse ayakkabı alındı işte, okul bitti işte, yok derslerin şöyle olursa alacağım falan dediler. O zamanlar da böyle hadi ince herkes alamıyor ayakkabıyı. Sağ olsun işte babam gitti. O zaman Şafak Kundura vardı Çankaya'da. Kapandı gerçi, çok eski. Gittik oradan ayakkabıyı aldık. İşte giyecek yer arıyorum böyle. Mahallede giymeyeceğim tabii. Mahalle hani şey böyle, hani bu mahalle Adidas giymeye değmez, öyle bir mahallede büyüdüm. Hani yakıştıramıyorum herifler Adidas giymeyi, göstermeyi. Neyse bir tane amcamız vardı bizim. Sağ olsun şey, çok düzgün bir adamdı. Hani böyle şimdi anlatınca böyle cemaatçi gibi gözükmesin de herif. Herif şey dedi. Ya dedik, o zaman da yaz geliyor böyle. Herkes işte hocaya falan gidiyoruz yazları. Gerçi ettehiyatı ezberleyemedim diye kovmuşlardı beni de. Dedi ki gel dedi camiye bir hani şey dua et, şükret. Bak ayakkabım var. İşte ne güzel baban ayakkabı almış. Çoğu çocuğun ayakkabısı yok falan. Hem dedi Allah daha çok verir dedi. Heh, hiç unutmuyorum o lafı. Allah daha çok verir dedi. Dedim Allah daha çok verecekse tamam. Anlaştık. O zaman 5 yaşında falan, 6 yaşında falanım tam tahmini. Ben koşa koşa gittim camiye. Ayakkabılarımı da elimde götürüyorum ama giymiyorum. Ayakkabıları bıraktım. Yanındaki işte terlikleri çıkardım. Gittim şimdi dua ettik. Namaz kıldık ya da ben milleti taklit ettim hatırlamıyorum. Bir çıktım ayakkabılar yok. O adama bir küfür ettim. Bir küfür ettim. Ama bildiğim her akrabasına yani. Eltisinden görümcesine kadar küfür ettim. Bu da böyle bir anımdır yani. Evet o ayakkabıyı da hiçbir zaman okulda giyemedim. Babam da şey demişti. Malının kıymetini öğrendiğin zaman bir daha hisse dedi. Bir daha da isteyecek yüzüm olmamıştı. Öyle söyleyeyim. Hatta hiç unutmuyorum. Annem de şey demişti. Sen de malının kıymetini gör dedi. Yani çocuk mal demeye getirmişti. O lafı da hiç unutmuyorum. Hayatımda ilk ayardı böyle. Evet. Yani kulaklık deyip geçmemek lazım. Ben yıllar önce o zaman işte böyle Walkman'ler falan sadece zengin iş işte. Renkli renkli böyle çok özeniyoruz. İşte dinleyenler kulaklıklar şimdiki gibi kablolu kulaklık da yok. Hani herkesin bir kişinin dinlemesi lazım. Hani böyle kalkıp şey hani al bir tekini sen dinle bir tekini ben dinleyeyim yapamıyorlar. Teneffüslerde şeyi keşfetmiştik ilkokuldayım o zaman. Böyle avucuna alıyor işte kulaklığın bir tanesini. Diğerini diğer arkadaş tutuyor. Dışarı hoparlör gibi ses veriyoruz. Bir tane hoşlandığım kız vardı, onda vardı Walkman. Böyle zengindi yani. Hatta kız o kadar zengindi ki ben Alanyalıyım diyordum. Almanya mı diyordu. Yani o kadar Alanya'yı falan bilmiyordu kız, öyle zengindi. Neyse kulaklıkla şey yapıyor. O zaman şarkı falan böyle her yerde duyamıyoruz. Ben de şey yaptım işte hani kızın sevdiği şarkıyı ezberleyeyim ki söylerim, mırıldanırım. Şarkı hani ne dinliyorsun, ortak bir şey, ne bileyim öyle bir şey, saçma sapan bir şey düşünmüştüm. Gittim ben bunun için işte dinlediği şarkıyı işte buldum. Aşkı Nuri Engin'in beyaz bir tane kaseti vardı. Bembeyaz bir kaset. O zaman da beyaz kaseti ilk defa görmüştüm. Neyse buldum şarkıyı, ezberliyorum böyle. Hep klip çektiği şarkı değil, Kral TV'de falan da karşımıza çıkmıyor. İşte kasetçilere falan gidip dinliyoruz bilmem ne. O zaman işte DNR'da falan dinleme yapabildiğimiz yerler vardı. Karşıyaka DNR'da hatırlayan vardır. Neyse buldum şarkıyı, ezberledim, mırıldanıyorum. Kız bir gün böyle çıktı geldi tam ben şarkıyı mırıldanırken. Dedim herhalde kız böyle hani ortak bir paydada buluştuk, muhabbet kuracaktı falan filan bir şey yapacak. Hani sen de mi dinliyorsun Aşkın Nur Yengi falan filan diye. Kaltak geldi şey dedi. Bir daha şarkı söylemezsen sevinirim, sesin çok çirkinmiş dedi. O gün bugün şarkı söyleyemiyorum. Küsmüştüm. Bunu da ona anlatayım. Hakikaten travma yaşattım. Yalnız bunu çoluğunuza çocuğunuz alırsanız şunu söyleyeyim baştan bütün velilere. Benim küçükken en gıcık olduğum şey oydu. Bir tane misafir çocuğu gelirdi eve. Derdi ki giderken oyuncakların bir tanesini beğenmiş. Atıyorum ne bu işte. O zaman ne vardı? Transformers falan vardı böyle. Küçük küçük arabalar falan robot olurdu bizde. Diyordu ki ağlıyor. Ben bunu eve götürmek istiyorum. Lan misafir gelmişsin. Bu çocuğu niye bunu eve götürmek istiyorsun ya? Ben derdim ki vermiyorum. Annen derdi ki ver ne olacak getir kardeş. Öyle kardeş. Aynı şekilde ben de gidip istemezdim bu arada. Yani biraz şey bir konu. Yani çoluğunuz çocuğunuz böyle herkesten bir şey istiyorsa ve onun annesi de ver falan derse en azından siz veli olarak, ebeveyn olarak ne olmuş lan her yeri yakmışım ya. Bir halta arayın deyin ki alma. Başkasının şeyini isteme. Ben gıcık olurdum. Kaç tane öyle oyuncağım gitti. Bir de yani o zaman sene 90'ların başı yani oyuncak da böyle her yerde yok. Veriyorduk gidiyordu. Misafirliğe gideceğiz diyordum. Hani gidince alacağız diye. Bekliyorsun. Annem diyor hadi diyorum gidelim bilmem kime oturmaya. Yoksa ne s**me oturacağım. Oyuncağın derdindeyim. Diyordu ki daha yeni geldik onlar bize. 2 ay olmuş. Getirmezdi ama illa kapısına kadar giderdik. O misafir çocuğu muhabbeti de buradan çıkıyor işte. Ya. Bir kere de şey olmuştu ya. İlkokul öğretmenimiz dedi ki bir tane icat çıkarın. Şimdi biz okurken hayal kurmak şeydi yani. Hayal kurmakla ilgili çok fazla ödev alırdık. Yani hayal kurun işte atıyorum 2000'leri yazın. İşte uçan arabaları falan herkes yapıyordu falan filan neyse. Dedi ki bir tane icat çıkarın. Hani bir şey bulun dedi. Bir buluş yapın. O zamanla böyle zihni sinirler falan karikatürler falan meşhur. İşte dedi ki bir icat bulun çıkarın. Hani bir icat düşünün evde işinizi kolaylaştıracak işte şey yapacak. Hayatınızı kolaylaştıracak gibi bir neyse tanımı vardı. Aklıma süper fikir geldi. Dedim ki kaybolmayan uzaktan kumanda. Ne yapacağız? Uzaktan kumandayı bir şeyin içine koyacağım. Onu bağlayacağım televizyona. Kaybolmasın. Bence güzel bu arada. Neyse. Babam da okula
okula gideceğiz. Kumandayı aldım ben tabii. Lan hani televizyon kumandasını aldım yani eve okula giderken. Dedim ki ben kumandayı bugün okula götüreceğim, akşam geri getireceğim. Bu arada annem babamla çalışıyor zaten. Yani çalışan insan olduğu için evde televizyon izleyecek adam da yoktu o zaman. Kardeşim de yok. Dedi hayırdır ne yaptın? Dedim böyle böyle bir icat var. İşte arabadayız böyle gidiyoruz. Hani icat yarışması var. Böyle bir şey icat ettim. Sonra baktım araba durdu. Babam böyle geri döndü. Apartmanı da geri koydu. Dedi ki onu geri götür. Helalim bize rezil etme dedi. O zaman anlamıştım. Şimdi bayağı taş geçmiş herif bende. Başka bir şey bulalım dedi hatta. Kibarca geri zekalı mısın ama demeye getirmiş de işte. Bence hala mantıklı bir alet bu arada. Çok kayboluyordu çünkü. Koltuk arasında falan kaçan bir şeydi. Bir tane arkadaşımız vardı mahallede. Ya nasıl diyeyim? Her mahallede olur böyle sevilmeyen bir tip olur. Hani sevilmez yani çocuk tamam mı? Hani oynamasını izlemezdik bizde. Bir bok beceremezdi. Top oynayamazdı. İşte atıyorum saklan. Ya falan en besinin teki çocuk. Böyle gibi çocuktu. Taşındılar zaten sonra bilmiyorum ne oldu. Biz böyle mahallede oynardık. Annesi de gelirdi. İşte Anıl ne olmuş? Evde ağlamış. Niye a**a koyayım? İşte şey siz dışarı top oynuyorsunuz. Anıl da oynasın sizde. Ya ablacığım her niye maydanoz ediyorsun çocuğunu? Oynamıyorsa bize arkadaşımız değildir yani. Bu kadar basit. Neyse tabii anneler rica edince o zaman şey yok hani böyle ne alakalı ablacığım bize ne a**a koyun falan diyecek halimiz yok. Tabii ki de teyzeciğim deyip gel Anıl'la oynayalım falan filan dedik böyle. Sonra annesi gidiyordu eve. Diyorduk ki Anıl saklanmaç oynuyoruz. Bizi bulmaya çalış. Anıl işte sayıyor diyor. Kaçtan kaça kadar sayayım? Zaten saymayı da falan bilmiyordu hayal meyatıyla. İşte say işte 50-60'a kadar. O sayarken aşağıdaki mahalleye gidiyorduk. Orada oynuyorduk. Akşama kadar da ağlaya ağlaya bizi arıyordu. Öyle bir nereden geldi saklama. Bu. Evet. Benim böyle bir İzmir Çiğli organizede çalışan bir arkadaşım vardı. Bu 4SR çıktığında herif asgari ücretle çalışıyor. O zaman asgari ücret de 1000 küsür lira mı neydi? Gitti 4S aldı. Hani bizde öyle telefon yok. Biz o kadar çalışıyoruz. Taksitle 4S aldı. Dedim oğlum o paraya daha iyi telefonlar da var yani daha ucuza daha iyi telefonlar var senin iş görebileceğin. Niye dedin iPhone aldın o kadar para verip? Salak mısın dedim sen. Abi dedi masaya koyunca dedi şekil oluyor dedi kızlar bakıyor falan filan yaptı böyle. Aynen bir de böyle konuşuyor zaten. Ha s**tir lan falan dedik. Şu an o telefon aldıktan bir hafta sonra tanıştığı kızla evli. Oradan da kendisine mutluluklar diliyoruz. Ama şöyle de bir şey oldu. İşte tanıştılar kızla. Biz hani hatta inanamıyorduk. Hani telefonla mı düştü falan demeye başladık artık böyle şey hani. Adı mala çıktığı için. Kızla evlendikten sonra daha doğrusu evlendikken de o işte ev kurdan mı ne almıştı böyle hayvan gibi taksit aldığı telefonda satılığa koymuştu sahibinden.com'da. Bu da böyle bir dramdır. Ama şimdi hali vakti yerinde. Sıkıntı yok. Damattan satılık cep telefonu.